Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 2023-2024 eğitim öğretimi yılının da sona ermesiyle birlikte 9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenlerin tatil yolculukları başladı. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki X-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor. Okulların kapanması ve bayram tatili nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'nda uçuş ve yolcu trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Havalimanı'ndan 1608 uçuş gerçekleşmesi ve 262.878 yolcuya hizmet verilmesi planlanıyor. İstanbul'daki bir diğer havalimanı olan Sabiha Gökçen'de ise toplam 743 sefer yapılması ve bu seferlerde yaklaşık 130 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Pegasus Hava Yolları 14-24 Haziran tarihleri arasında 97 ek sefer planladı. Söz konusu tarihler arasında planlanan ek seferlerin 64 iç hat, Kıbrıs'a 28, İtalya'ya 4 ve Kuveyt'e tek ek sefer düzenlenecek. Bayram nedeniyle iç hatlarda yolcu yoğunluğunun yaşandığı uçuş noktaları Adana, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir oldu. Kıbrıs uçuşlarındaki yoğunluk nedeniyle havayolu şirketi Sabiha Gökçen, Antalya ve İzmir havalimanlarından ek seferler planladı. Yurt dışı uçuş noktalarında ise en çok yoğunluk yaşanan ülke ise İtalya oldu. Abi iyi kalabalık. İyi kalabalık bu aile. Bayram tatiline mi gidiyorsunuz? Evet. Nereye gidiyorsunuz? Erzurum'a gidiyorum. Bileti bulmak kolay oldu mu? Ya bir öncesinden almıştım zaten, çok da zor oldu. O yüzden memnunum şu an. Çok herhangi bir kalabalık, çok da fazla kalabalık görmedim ama belki de daha bayrama yaklaştığı için. O yüzden olmuş olabilir. Köye özledim, köye gitmeyi düşünüyorum. Onun dışında zaten senede bir kere gittiğim için aşırı bir özlem var zaten köye karşı. Onun dışında bir planım yok. 9 gün tatil yapacağım. Sonrasında Allah izin verirse döneceğim. Yani olsun, herkes mutlu olsun. Herkes güler yüzlü olsun. Herkesin gönlü olsun. Burada işte ibadetimizi yerine getireceğiz. Kurbanımızı keseceğiz. Sonra tekrar iş hayatına devam edeceğiz. Ben de kazasız belasız bir bayram diliyorum Türk milletine. Herkesin kurban bayramını buradan kutluyorum. Teşekkür ederim. Thank you.